beyler, kampanya başlarken şöyle başladık. Dedik ki Türkiye'de AK Parti en çok Çanakkale'ye yakışır. Çanakkale en çok AK Parti'ye yakışır dedik. Ve yine kampanyaya başlarken dedik ki eğer Çanakkale'de bu kadar hizmete rağmen, bu kadar halkımızla bütünleşmeye rağmen, bu kadar insanımızla bir araya gelmeye rağmen bir daha Çanakkale'den aday olmayız diyerek Çanakkale'ye güvenimizi söylemiştik. Birinci olduk mu? Az önce mahalle mahalle, sokak sokak Çanakkale'yi gezerken diğer iki tane siyasi partinin önünden geçtik. Hiç kimse yok yanlarında. Heyecan yok, iddia yok. Vekil kazandıkları halde sevinçleri yok. Çünkü AK Parti Çanakkale'de tüm siyasal hesapları bozdu. Çanakkale'nin tartışmasız birinci partisi bundan sonra AK Parti'dir. Kendi aralık hesapların altında kaldılar. Al günüm, ver günüm hesabı ters etti. AK Parti markası Çanakkale'ye mührünü vurdu. Yani Çanakkale'ler, Türkiye 1950'den bugüne kadar çok partili sistemde tüm dünyaya şeffaf, demokratik, hukukun usulüne uygun seçimler yaptı. Bugün de aynı şekilde en güzel haliyle tüm partilerin, temsilcilerin katılımıyla bir seçim yaptık. Her sandıkta oyu tüm partiler beraber saydı. Beraber imza altına attı. Hiç kimse mızmız yapmasın. Tüm Türkiye'nin başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Kıskananlar çatlasın. Lambakan lambakla devam etsin. Ama samimiyetle söylüyorum. Bize oy veren, vermeyen her Çanakkale'li kazanmıştır. Hizmetlerimiz aynen parti gözetmeden devam edecek. Köprümüz, tarım gıda sahibi ödemiz, tünellerimiz, okullarımız, hastanelerimiz, köy desteklerimiz, tarım desteklerimiz, her şeyimiz kaldığımız yerden yola alacak inşallah. Durmaz yok, yolda var. Çanakkale hizmetle büyümeye devam edecek. Çanakkale tüm yatırımlarla beraber bölgesinin kalkınan il olmaya devam edecek. Çanakkale her geçen gün değişiyor. Her geçen gün gelişiyor, büyümeye, gelişmeye devam edecek. Ancak burayı iyi dinleyin. Burayı iyi dinleyin. Çanakkale'de artık siyasal olarak da yeni bir devir başlıyor. Sessiz kalan AK Parti, paydaşları CHP olan, İYİ Parti olan AK Parti geride kaldı kardeşim. Türkiye'nin de, Çanakkale'nin de birinci partisi AK Parti olduğundan dolayı yeni bir sayfa açıyoruz. Bize yanlış yapan, bize yan bakan kim varsa mutlaka hukuk zemininde bedelini ödeyecek. Bakınız, bu şehri 3 yıldan beri planla, HDP ruhuyla, yanlış işlerle Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasına ihanet edenler yönetti. Ancak şimdi buradan duyuyorum. Ey Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ağzına alıp, onu kullanıp, onun ruhuna ihanet eden ada CHP'li ruhu HDP'li olanlar, yarın Çanakkale'nin tüm meydanlarında şehitlerimiz için, Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı için, demokratik yeni sistemin inşası için tüm camilerde plaza atıyoruz. Çanakkale'mizde olmamızdan sonra
bütün camilerde plaza atacağız. Birbirimiz için, kardeşliğimiz için, bu şehrin maneviyatına vurgu yapmak için. Bu şehir Atatürk'ün şehri. Bu şehir Akif'in şehri. Bu şehir 81 milyon şehri. Asla asla terörle arasına mesafe koyamayanların, terörle yürümekten keyif alanların at koşturacağı bir şehir olamaz. Olmamalıdır. Tekrar bu süreçte bizimle yol yürüyen tüm mahalle başkanlarımıza, mahalle mahalle yönetimlerimize, ilçe başkanımıza, yönetimlerine, STK'larımıza, muhtarlarımıza, kapı kapı dolaşan kadınlarımıza, bayrak atan gençlerimize, dört aday, birinci sıradaymış gibi çalışan tüm adaylarımıza, il başkanımıza, STK'ye, yönetimlere, ilgilen meclisimize, tüm teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet.